Bugün sizlerle domates çorbası yapacağım. Evet, Türkiye'nin domates çorbasına ben bayılıyorum. Genelde çorbacılarda işkembe veya mercimek çorbayı o kadar sevmezdim. Genelde domates çorbası ısmarlardım ve çorbacılardaki domates çorbasının tadını kendim bir türlü tutturamadım. Ta ki Didim'deki Derya arkadaşım bana bu tarifi gösterdi ve ondan beri bizde Derya'nın domates çorbası olarak kaldı ve ismini de öyle yazdım aynen. Ve çok güzel ve gerçekten onun ölçülerine göre çok güzel aynı bu çorbacılardaki domates çorbası oluyor. Ve sizlere de göstermek istedim bu tarifi. Gelin başlayalım. Malzemelerimiz 3-4 orta boy domates, kekik, kuru nane, tuz, domates salçası, un, tereyağı ve su. Bütün ölçüleri burada veya YouTube info boksumda görebilirsiniz. İlk önce domatesi 4'e bölüyorum ve küçük mikserimde bunları püre haline getiriyorum. Veya domatesleri yarıya bölüp rendeleyebilirsiniz. Evet, domatesleri bütün püreledikten sonra bir kenara bırakıyorum ve tencereme 2 yemek kaşığı tereyağını alıp eritiyorum ve unu katıyorum yavaş yavaş ve unu katarken devamlı karıştıracaksınız. Karıştırmayı unutmayın topaklanmasın diye. Ve ilk önce hafif unumu kavuruyorum tereyağımda. Unu biraz kavurduktan sonra salçamı ekleyebilirim ve salçayla da biraz kavuruyorum. Baharatları da ekliyorum ve baharatları da hafif kavuruyorum. Baharatları kavurursanız önceden suyunu eklemeden önce aromaları daha güzel çıkar çorbanın içine. Ve hemen sonra da domates püresini ekliyorum. Ve şimdi bu işlemde çok iyi karıştırmanız gerekiyor topaklanmaması için. Ve şimdi yavaş yavaş suyunu aktarabilirim. Suyunu da çok yavaş aktarın ve çok güzel de karıştırın veya çırpın. Çünkü topaklanma durumu olabilir un olduğu için içinde. Ve içine katarken sıcak su değil, soğuk su muhakkak katmanız gerekiyor. Yoksa un topaklanabilir. Evet, böyle bütün suyunu yavaş yavaş aktardım, devamlı karıştırarak. Ve şimdi kaynamaya bırakıyorum. Kaynayınca iyice fokur fokur altını kısıyorum. Orta ısıda 15 dakika pişiriyorum. 15 dakika sonra el blender ile iyice çırpıyorum. Sanki süzgeçten geçmiş gibi el blender ile çırpıyoruz çorbamızı. Şimdi tabii modern mutfakta işimiz kolaylaştı. Eskiden süzgeçten geçiriliyordu. Ve şimdi bakıyorum bütün topaklar gitmiş ve her şey çok güzel olmuş çorbamda. Evet, çorbam bitmiştir. Şimdi servise başlayalım. Servis yaparken tabii ki bir çorba kasesini önce alıyorum. Ve tabii ki üzerine kaşar rendeliyorum. Ama isterseniz sade de içebilirsiniz tabii ki bu domates çorbasını. Ama kaşarla çok güzel tadı oluyor bence. Ve çorbayı kaşıklayınca kaşarın o sünmesi yok mu? Ona bayılıyorum. Buradan Derya arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir domates çorbası tarifi verdi bana. Ve biz senelerce bu çorbayı yapıyoruz ve bayılıyoruz gerçekten ayrıca. Almanya'da oturduğum için başka tarifleri de denedim. Alman domates çorbası, İtalyan domates çorbası ve bence en güzel bizim Türk domates çorbamız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, benim domates çorbalarından favori çorbam bu. Acaba siz bu çorbayı nasıl yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler ve başka tariflerim için abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak için yukarıdaki sağdaki resime tıklayın. Kafi. Ve burada da size başka çorba tariflerimi gösteriyorum. Bunları da tıklayabilirsiniz. Evet, bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.